Kazansak yukarı çıkacaktık ama gerçekçi olmak lazım. Maçtan önce de maçtan sonra da söylemiştim. Sonuçta Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Spor Toto Süper Lig'de şu ana dek bir galibiyet, 4 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabilen Balıkesir Spor'da kan değişikliği yapılacağı iddia edildi. Ligde son sıraya gerileyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Kırmızı Beyazlıların Fuat Çapa'ya teklif götürdüğü anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi. 1 puan mutlu eder, 3 puan daha çok sevindirir bu tür karşılaşmalarda. 15 Ağustos 1968'de Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğan Çapa, 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Belçika'ya göç etti. Belçika 3. Lig takımlarından Turnhout'ta ilk antrenörlük deneyimine başladı. 2007-2008 futbol sezonunda Türkiye Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nde görev alan Çapa, takımına Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasını kazandırdı. Ancak Gençler Birliği'nin 4 kez teknik direktör değiştireceği ve sezon boyunca kümede kalma savaşı vereceği sezonun ilk 5 maçında aldığı bir galibiyet ve bir beraberlik sonrası takımdan gönderildi. Bakıldığı zaman son saniye kadar maçı getirip son saniyede vermek açıkçası çok üzücü. Ardından Hollanda'nın Maastricht takımının teknik direktörlüğüne getirildi. Avrupa'nın 1. ve 2. liglerinde görev alan diplomalı tek Türk teknik direktör olma özelliğini taşıyan Çapa, Belçika Futbol Federasyonu'nun düzenlediği törende futbolda en yüksek diploma olan UEFA Pro Lisans diplomasını aldı. 5 dil bilen ve Hollanda'nın kondisyon okulundan diploma alan Çapa, 2003-2004 yıllarında Eindhoven takımında Hollandalı teknik direktör Gus Hiddink'ten eğitim almıştı. 2 Eylül 2011'de bir sezonluk sözleşme imzalayarak ikinci kez Gençler Birliği'nin başına geçti. Kazanılan bir Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğundan sonra sezonu 49 puanla 9. sırada tamamlayarak Süper Final Avrupa Ligi playofflarına katılma hakkını kıl payı kaçırdı. Daha önce de adı Yılmaz Vural'la anılan ve yönetim kurulunca yalanlanan teknik adam transfer haberlerine Balıkesir Spor Yönetim Kurulu'nun bugün açıklama getirmesi bekleniyor. Kendi çapımızda, kendi kalitemize göre de bazı pozisyonları bulduk ama biz de değerlendiremedik. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının ardından aralarında Balıkesir Spor'un da bulunduğu 9 Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin 7 Ekim Salı günü yaptığı açıklamaya göre Balıkesir Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Eskişehir Spor ve Kardemir Karabük Spor çirkin ve kötü tezahürat, Mersin İdman Yurdu, 8 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, Sivas Spor Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi gereği talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. İlgili açıklamanın Balıkesir Spor'u ilgilendiren bölümünde Balıkesir Spor Kulübü'nün 5 Ekim 2014 tarihinde oynanan Balıkesir Spor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba sezonu müsabakasında Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi gereği çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmiştir denildi. Disiplin kuruluna sevk edilen 9 Süper Lig ekibine hakkındaki cezaların önümüzdeki hafta yapılacak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanması bekleniyor. Hayırlı olsun. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Beşiktaş Kulübü'nün 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün geleneksel bayramlaşma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçen sezonun 5. haftasında kaptırdıkları liderliği bu sezonun 5. haftasında Balıkesir Spor'u 1-0 yenerek devraldıklarını anımsatan Çebi, bundan sonraki maçlarının sezon sonuna kadar lider olarak kalmak olduğunu açıkladı. Ama sonuçta onları yenerek yola devam etmek zorundasınız. Seçme şansınız yok. Sadece yenme mecburiyetiniz var. Balıkesir Spor maçında Ersan Gülüm'ün Sercan Yıldırım'ı düşürdüğü pozisyon sonrasında Spor Toto Süper Lig'de sürekli kendi lehlerine hakem hatası yapıldığı şeklinde algı oluşturulmak istendiğini savunan Ahmet Nur Çebi, hakemlerin yardımıyla şampiyon olmak istemediklerini söyledi. Çebi açıklamalarında şu görüşlere yer verdi. Bugüne kadar Beşiktaş hakem hatalarından en fazla zarar görmüş takımdır. En son oynanan Balıkesir Spor maçından önceki Eskişehir Spor ve Çaykur Rizespor maçlarında Beşiktaş'ın hakkının nasıl yendiğini göreceksiniz. Sonuç itibariyle bir maçta Beşiktaş'ın lehine iddia edilen kararı genelleme yapamazsınız dedi. Biz de çıkıp yenmek mecburiyetli olduğumuz için yenmeye çalışacağız, gayret edeceğiz ve yeneceğimi ümit ediyorum. Yani yeneceğimizi ümit ediyorum.
anımsanacağı gibi Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Ersan Gülüm'ün Sercan Yıldırım'a yaptığı hareketi kesinlikle kırmızı kart verilmeliydi şeklinde yorumlamış. Ben burada dürüstçe fikrimi söylüyorum. Ersan bugün kırmızı kart görmediyse hem Ersan şanslıydı hem de takım olarak biz şanslıydık demişti. Ersan'ın pozisyonuyla ilgili şunu söyleyebilirim dürüst bir şekilde. Yayıncı kuruluşta az önce görüntüyü izledim. Kırmızı kart. Hakem orada bir hata yaptı. Hakem bence bugün çok az hata yaptı. Ama kabul etmek gerekirse Ersan'ın pozisyonunda bir hatalı bir değerlendirme yaptı. Ama burası parlamento ya da meclis değil. Ben de karar merciği değilim. Beşiktaş'ta yine bir hata oldu diye bunu sürekli dillendirmek de doğru değil. Kurtereli Spor Salonu'nda düzenlenen törenle sezon açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bolu Belediyespor'la oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 kaybetti. Rakibine oranla üstün bir oyun sergileyip ilk iki seti kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı daha sonra rakibine iki set vererek durumu 2-2'ye getirdi. Tiebreak setinde de başarılı olamayan Periler maçı 3-2 kaybetti. Karşılaşmaya Aysun'un etkili smaçlarıyla başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Mola sonrasında iyi oyununu sürdüren Mavi Beyazlılar ikinci teknik molaya da 16-9 önde girerek ilk seti 25-16 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk teknik molasını Bolu Belediyespor 8-6 önde girdi. İkinci teknik molanın ardından 5-2 seri yakalayan Büyükşehir Belediyespor 11-10 öne geçse de Aliona'nın blok sayılarıyla etkili olan Bolu Belediyespor 4-0'lık seriyle durumu 14-11'e getirip Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u molaya zorladı. Mola sonrasında toparlanan Mavi Beyazlılar ikinci teknik molaya 16-15 önde girdi. Her iki takımın da set sayısı kullandığı ikinci set 28-26 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmada 2-0 öne geçti. Bolu Belediyespor 3. seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 2-1 yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise 4. seti 25-18 kaybetti. Maça 2-2 denge geldi ve sonuç tiebreak setine kaldı. Bolu Belediyespor tiebreak setine Ceren ve Bahar'ın sayılarıyla 5-0 önde başlasa da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tülin'in blokları ve Selin'in etkili smaçlarıyla skorda dengeyi yakaladı. Ancak alan değişimine Bolu Belediyespor 8-5 önde girdi. Son bölümde iyice oyundan düşen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor tiebreak setine 15-5 kaybetti ve salondan 3-2 mağlup ayrıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin ilk karşılaşmasında Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda 12 Ekim 2014 tarihinde Salihli Belediyespor'u konuk edecek. Türkiye Basketbol 2. Ligi 10 Ekim Cuma günü saat 15.30'da İTÜ Ayazağa Spor Salonu'nda oynanacak İTÜ Final Gençlik Müsabakası ile başlayacak. Balıkesir temsilcisi Best Balıkesir Basketbol Kulübü sezonun ilk maçında 11 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Kurtdereli Spor Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Lig öncesi düzenlenen Federasyon Kupası'nı kazanarak moral kazanan Best, eski antrenörü Mustafa Derin'in çalıştırdığı Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek lige galibiyetle başlamak isteyecek. Kadrosunda 2012-2013 yılında Euro Challenge'da en çok sayı atan ve en çok rebound alan oyuncu unvanlarını elinde bulunduran Franklin Lewis ile eski besti Hadi Özdemir ve Oğuzhan Sungur'u barındıran Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise bu zorlu deplasmanda iyi sonuç almak için mücadele edecek. Türkiye Basketbol 2. Ligi ilk haftasının maç programı şöyle. 10 Ekim Cuma İTÜ Final Gençlik. 11 Ekim Cumartesi Best Balıkesir Basketbol Sakarya Büyükşehir. Akhisar Belediyespor Yeşil Giresun Belediyespor. Adana Spor Melikşah Üniversitesi. İstanbul DSİ Pertevniyal Gençlik. Mamak Belediyesi Ankara DSİ Orkide Gediz. Socar Spor Denizli Basket. TÜYAP Büyükçekmece Basketbol Mersin Büyükşehir Belediyespor.
12 Ekim Pazar Afyonkarahisar Belediyespor Gelişim Koleji.